Sevgili izleyenler, saatlerimiz 21.30'u gösteriyor. Antalya ATV ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Antalya ATV, Batı Antalya ilçelerine başarıyla yayınlarına devam ediyor. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Finike Ziraat Odası Başkanı Sayın Halil Sarıçobanoğlu, gazeteci Atilla Demirparmak'ın sorularını yanıtlayacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Aslında biz sizle bayram sonuna randevuleşmiştik ama böyle biliyorsunuz bugün malum sıcak bir gelişme oldu. Siz 8000 üyesi olan bir ziraat odasını 11 yıldır başarıyla yönetiyorsunuz. Buna şahit olan ve yakinen takip eden bir kişi. Bugün bu zebze hallerinde, ta bu Çanakkale'den bu taraftan diyelim zebzenin örtü altı tarımın yapıldı Mersin'e, Tarsus'a kadar herhalde zannedersem evet. Devam eden bir kıyı şeridindeki bir çizgi. Milyonlarca üretici, komisyoncuyu ilgilendiren bir konu. Şimdi bir pandemi olayından dolayı 17 gün kapandık. Bu kapanma doğru mu? Doğru. Yani bu salgın hastalıktan kurtulmamız evet. için gerekli olan bir şeydi. Ama sanki bir yerde bir yanlış var. Yani şimdi bu sebze pazar yerlerinin kapatılması, insanların direkt marketlere yönlendirilmesi neticesinde arz talep dengesi bozuldu. Fiyatlarda çok keskin bir düşüş var sebze fiyatlarında. Üreticiler perişan, sebzeler gitmiyor, hallerde kaldı. Herkes ne olacağını merakla bekliyor. Evet efendim. Şimdi öncelikle tüm çiftçilerimize ve Finike adlı bizi izleyen herkese buradan iyi akşamlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de ATV evet. olarak Atilla Bey size bu kurmuş olduğunuz yayından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için büyük bir yatırım oldu. Şimdi konumuza gelirsek, evet tabii bu 17 günlük yasak pandemiden dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından genel yayını gönderilmiş Sağlık Bakanlığımız tarafından. Tabii bu durumda 17 gün kapanması demek, özellikle pazar yerlerinin kapanması demek ki ürünün İstanbul, Ankara veya diğer illere gönderildiği zaman zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için bu ürünlerin satılma şansı çok az. Olacağı için bu durumda şu anda üreticilerimizin aşağı yukarı hemen %100'ü yakını tamamı bu durumda zarar görmüş durumda. Bugünkü hallerdeki fiyatlar gerçekten iç acısı. Açıcı bir durum değil. Çiftçimizin mağdur olduğu ortadadır. Ha, bu konuda biz zaten önce bölgemizi diyelim Kaş, Demre, Finike, Kumca ve Antalya Ziraat Odası. Doğu kesimde de Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa. Odalarımız her biriyle bugün telefonla görüşerek birbirimizle şey kurduk. Aramızda ve koordinasyon başkanımız Nazif Bey'i Antalya valimize gönderdik. Bizler de tabii bu durumda kendi milletvekillerimiz başta olmak üzere Atay Bey olsun, Aydın Bey olsun ve diğer milletvekilleriyle her orada başkanım ayrı ayrı görüşmek şartıyla bu olayın bir an önce çözülmesini, çiftçimizin bir an önce rahatlamasını, emeğinin boşa gitmemesini için ricalarda bulunduk, bağlantılar kurduk ama işte Vali Bey'imizle de görüştük, hatta şu konuyu da gündeme getirdik. Şimdi çiftçilerimiz bizden belge alıp bahçelerine gidiyor abi. Evet. Yolda giderdi yanında hanımını veya çocuğunu çalışmaya götürebilecek. Yani böyle bir izin. Evet, bugün Emniyet Müdürlüğümüzden bu yazı herhalde Finike Emniyetimize de gelmiştir. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki görüşmelerimiz sonucu bunu da sağladık. Bundan sonra artık gidebilecekler. Yolda ne kolluk kuvvetlerimiz ne polisimiz artık ona o şekilde müdahale etmeyecek. Evet. Ama bu halindeki çıkan sonuç akşamlar bunu ileteceğini söyledi Vali Bey. Evet. Ama yarın için artık bekliyoruz. Semt pazarlarının en azından haftada 3 gün açılmasını istedim. Ve de şu şekilde bir şey düşündük kendi aramızda. Dedik ki mesela örnek bas Finike'yi alacaksak Finike'nin biliyorsunuz daha önce 5 beldeden büyükşehir yasasıyla birleşmiş. Özellikle Finike merkezde kurulan bir pazarımız salı günleri. Cuma günü Turunçova'da kurulan pazarımız. Asyurt'ta çarşamba gün Sahikent'te kurulan pazarlarımız var. Biz dedik ki mesela pazarımızda 100-150 tane ürün satan çiftçimiz veyahut esnafımız varsa bunları bölelim. Tamam. Haftanın 5 gününe yayalım. Tamam. Mesela 150 kişi ise 5 günde 30'ar kişi. Her gün 30 kişi
yine Filike pazar yerinde veya mahalle arasında semt pazarları kurularak, bunu bütün Türkiye için söyledik. Zaten bu konuda genel başkanımız Semsi Bey de zaten Tarım Bakanı'yla bugün görüşmeler sağladı. Biz bölge sorumlumuz Bahadır Bey'le de görüştük. Özellikle Adana, Osmaniye, Mersin, Tarsus bu taraflarda da aynı şekilde ve bütün Türkiye'de ziraat odaları olarak. Zaten dedi ki bu alanlar çünkü büyük marketler zincirinde kapalı yerde vatandaşlarımız alışveriş yaparken biz açık havada olsun. Gerekirse belediye personelimiz bu işleri, yani zabıtalarımız kontrol etmeyecekse bunu gönüllü olarak, ziraatlı olarak biz alıp üstlenelim. Bu pazar yerlerini biz denetleyelim. Gerekirse ısısını ölçelim, HES kodunu alalım, o şekilde pazar yerine sokalım. Yani vatandaşımız evden en yakın pazarına yürüyerek tırına gittiği kadar gidip gelsin, çiftçimizin ürünü de elinde kalmasın. Yani bu iki durum gerçekten çok acı bir durum. Evet. Mesela ben örnek kendim derdi ya, bir üç dönüm patlıcan seremini, bir üç dönümünü topladık, bir üç dönümünü götürmüyoruz da satılmadığı için. Evet. Çünkü satılmayan bir ürünü de tüccar alıp götürecek hali yok. Bu şekilde gelişmeler, bu şekilde devam etti. Evet. Biz her dakika çiftçimizin her zaman yanındayız. Yani dışarıda gördüğüm işte, o da başka bir iş yapmadı falan, şu değil. Ben olay bittiği anda yazarım. Yani olayın baştan beri yazmam. Şöyle başkanım, yani kimse şunu sanmasın. Ben sizle gün boyu görüşüyorum. Sabahtan beri görüşüyoruz biz. Siz takip ediyorsunuz. Siz neticeyi beklediniz. Evet. Sonucu ben ileteceğim diye. Evet. Bazı vatandaşlarımız, arkadaşlarımız tabi art niyette değil. Herkesin canı yandı. Ben onları da anlıyorum. Yani herkes kızgın, öfkeli. Ya bu akıl makıl işi değil. Ben size söyleyeyim. Yani şöyle 17 gün burayı kapatırken bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Asgari ücretli, dar gelirli insanlar nereye gidecek şimdi, alacak? Bir de herkes taze sebze almak istiyor. Bu olay kapalı yerde, marketlerde mi bu virüs olayı insanlara daha çabuk ulaşır, açık alanda mı ulaşır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi marketler zincirindeki ürünlerle semt pazarlarındaki ürünlerin fiyatlarını karşılaştıralım. Üreticiyi düşünmek, bir de tüketiciyi düşünelim. Çok fark var. Şimdi bir market zincirinde 6 lira olan bir patlıcan veya 8 lira olan bir domatesin normal semt pazarında 2 TL olduğunu biliyor musunuz zaten? Tabii, yarı yarı. Yani burada tüketici de mağdur olmamış olacak, üretici de mağdur olmayacak. Çünkü kendi çocuğundan iyi baktığı sebzesini, bugüne kadar getirdiğini kredi çekti, şu yaptı, bu yaptı. Artık ürününü satacak, ürün yetişmiş. 17 gün zarfında bu ürün dalında kalsa zaten olmuyor. Evet. Katlayacak şey olacak veya diyelim ki başka değişik ürünler. Evet. Kaç gündür olgunlaşmış ürün dalında durar ki? Evet. Yani bu 17 gün kapatma demek çiftçinin iflas etmesi demek. Evet. Şimdi ben her zaman 11 yıldır yaptığım gibi karşılık beklemek sizin. Filike Ziraat Odası'na gelip talip olmuşum. 11 yıldan da elimden geldiği kadar çiftçime yanında durmaya devam etmişim. Kendi işimi ikinci plana atmışım. Çoğramı çocuğumu ikinci plana koymuşum Antalya'ya. Kendim burada, kendi gücümü yettiğince bu işi sevdiğim için. Evet. Bir üniversiteye bile gitmemişim ki bahçeme göndermiş babam. Evet. Ve 10 yaşından beri tarımın içinde gelmişim. Evet. Bunları yaşamışım, borçluluğu da biliyorum, şunu da biliyorum. Hakimisi diyor ki işte zengin adıdır abi. O öyle değil işte, o işler öyle. Zenginler adıdır. Başkanım, bu işler bir gönül işidir. Yani buradan ki bir şeye sizin bir ihtiyacınız var mı? Yok, benim... Siz ne zamandır zenginsiniz? Kökten zengin bir adamsın sen. Dedemizden beri iyi kötü Allah'a şükür. Ya buradaki şeye sizin ihtiyacınız yok. Yok. Ben öyle biliyorum şeyde. Benim ziraat odasının ne maaşına, ne aracına, ne arabasına, ne şeyine hiçbir şeye ihtiyacım yok. Makamına. Yok, benim makamda falan da gözüküyor. Ben sadece çiftçime hizmet etmek için. Evet. Bu işe sevdalandık, bu işe çıktık yola ve kendiniz de biliyorsunuz yani 11 yıl boyunca neler yaptığım da ortada. Evet. Siz görüyorsunuz, Türkiye'nin en güzel ziraat odasını yaptım benim. Zor şartlar altında. Başkanım zaten şöyle bir şey, 2023'te de seçimimiz var bizim. Evet. Seçim var. Bu bir demokrasi. Aday olacak arkadaşlar. Tabii ki ben... O zaman çıkacak, tenkitlerini yapar, aday olur. Ondan sonra siz aday mısınız başkanım? Ben sağlığım el verdiği sürece bir dönem daha hazır odasında görev yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Tamam. Yani gelecek dönemde... Yani önümüzde yeni hedefler koyaraktan evet, geleceğiz. Tabii ki şimdi... İlk başladığımız zaman 2011 yılındaki oda gelirlerimiz belliydi. Daha sonraki çıkan bir yasadan dolayı bütün ilçeler kendi ziraat odalarına kayıt olacak yasasının çıkmasıyla Filike Ziraat Odası'nın ölümü gibi oldu.
Nasıl dönemi gibi derseniz mesela bir Elmalı'daki 10 bin dönüm arazinin parası Finike Trabzon'a gelirken şimdi Elmalı Trabzon'a gidiyor. Safır bölgesindeki Finikelilerin arazileri Kumca Trabzon'a kaydolmak zorunda kaldı. Bu da benim yıllık 400 milyar civarındaki olan gelirim 200 milyara düşürdü. Bunun dışında bu 200 milyar gelirle 3 tane personele 180 milyar para öderken geriye kalan 25-30 bin lira parayı da ben Trabzon odasını çevirmeye çalışıyorum. Şimdi size bir şey söylesem belki inanmazsınız. Ben yılın 3 ayı personelimin ücretini kendi cebimden veriyorum. Siz bunu biliyor musunuz artık? Bilmiyorum. Yılın 3 ayını yaz döneminde kimse odaya uğramadığı için, odanın da geliri olmadığı için çocukların maaşını ben kendi cebimden veriyorum. Mağdur etmiyorum diye. Evet. Kendi çalışan personelin mağdur olmasın diye onun ücretini ben kendi cebimden veriyorum. Burada bir beklentim yok ki benim Trabzon odasından. Evet. Yani ben burada sadece kimçime hizmet etmek istiyorum. Yoksa başka bir siyasi hiçbir beklentim de yok. Siyasi beklenti yok mu? Yok, olmuş olsaydı geçen ama dönemde adaylıkta falan isim geçiyordu, onu sonra konuşalım. Yok, onu başka bir programda konuşalım. Yani biraz da ona daha erken bence söylemek. Evet, şimdi temel istedim. Yok, benim de aldığım bir vatandaştan böyle bir şeyler var da şeyde konuşalım. Şimdi o ayrı bir konu. O vatandaş zamanı gelince konuşuruz. Zamanı geldiğinde konuşuruz. Ben şimdi Ziraat Odası Başkanı'nın elinden geldiği ya da şu zor dönemde, pandemi döneminde çiftçimin bu durumunda bir an önce bunları buradan kurtarmak için genel başkanın başta olmak üzere diğer oda başkanları dört koldan Türkiye'deki 762 oda başkanı şu anda bu semt pazarlarının kurulması. Yani bugünkü sonuç şunu anlıyorum ben. Sabahtan beri ben takip ediyorum. İstişare ediyoruz sizlere. Evet. Telefonla. Siz haber yapalım dediğimde şu sonucu bir elde edelim. Öyle haber yapalım evet, dediniz. Çünkü... Ama böyle de şimdi şöyle bir şey var. İstişareler yapıldı. Tüm odalar, başkanları, bunu Ziraat Odası... Koordinasyon Başkanımız Antalya'ya ilettik Nazır Bey'e, o minvali Bey'e gitti. Bakan Şerzi Bayraklar'a kadar ulaştı. Aynen. O bakanla görüştü. Evet. O da Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Evet, görüşecek. Yarın için olumlu, olumsuz bir haber bekliyoruz. Evet. Vali Bey'e de çıktık ama biz Vali Bey'e... Şöyle diyoruz ya, biz her şeyi hallettik diyorsunuz. Şimdi değil. Biz elimizden geleni yaptık, Vali Bey'le de görüştük. Vali Bey dedi ki, yetki bende değil başkanlarım. Tamam, bakanla. Yani... Bakalım ben şey. De oraya ileteceğim. Ben kendim bilakis telefonla Sayın Vekilimiz Atay Uslu'yla da görüştüm. Kemal Bey'le de görüştüm. Aydın Özer'le de görüştüm. Ne diyor? İktidar yani şey diyor. Vekillerimiz de uğraşıyor şimdi. Onlar da uğraşıyor. Evet, çiftçinin mağdur olduğunu bu durumu hiçbir kimse istemez. Kim isterim? Başkanım onun yani. İçin evet. Her koldan uğraşıyoruz ama uğraşırken tabii ağır eleştiriler de alıyoruz ki ona göre. Bir dakika o eleştirilere bir bakalım neler demişler bak. Şimdi Fevzi Bey bir okusun bugün sosyal medyadan eleştirmişler bir dinleyin. Evet, evet şimdi Sayın Başkanım size yönelik gelen bir eleştiriler var. Mesela portakalları sattı ne yapacak sebzeciyle uğraşmıyor adam. Evet. Çiftçiye destek olmayacaksa o makamda ne işi var? Aidatları topluyor ne işi olur çiftçiyle para gelsin gerisi umurunda mı ki? Daha sonra seçim zamanı çıkar ortalığa ancak diyenler var. Evet. İlk soruyu soralım. İlk soruda tek öncelikle başkanım. Portakalları sattı. Ne yapacak? Sebzeciyle uğraşmıyor adam diyen bir oda başkanı diyorlar değil mi? Şimdi ben de izah ediyorum. Finikemiz 40 bin dekarlık bir alan. Buranın 30 bin dekarı narenciye 10 bin dekarı örtü altı seracak. Şimdi ben portakalı sattım da bende sera yok mu? Bende 5 dönüm sera var. 3 dönüm patlıcan var, 2 dönümde hatta 5,5 dönüm, 2,5 dönümde kabak var. Ve bugün 3 dönümü seranın 1,5 dönümünü toplattım, 1,5 dönümünü götürmedim. Bende sera yok mu ki ben sera diye düşünmeyeyim? Veya da dilekte sera olmadığını kabul ederim. Ki ben Ziraat Odası Başkanıyım. Sera diye narenci diye bir şeye ayırma şansım var mı? Yok. Benim marulcum da bu odanın kayıtlı üyesi. Domatescim de, salatalıkcım da, patlıcancım da, portakalcım da, venezyacım da hepsi benim odama kayıtlı kişi benim. Kayıtlı elemandır ya. Benim görevim burada bu 8 bin kişiye hizmet etmektir. Yok ben portakala baktım da şuna bakmadım ama Antalya genelinde yaptığımız komşu ilçelerle aramızdaki bir diyalog da var. Mesela dedik ki orada biber üzerindeki görüşleri Demre Ziraat Odası Başkanımız İbrahim Bey dillendirsin, anlasın. Domates üzerine Kumca Ziraat Odası Başkanımız konuşsun. Narenciye üzerine de Finike Ziraat Odası konuşsun diye üçümüz aramızda basındaki şeyleri bu şekilde yapalım diye kendi aramızda bir söz anlaşmamız oldu yani. Çünkü ben 10 bin dekar örtü altım var ama adamda 50 bin dekar örtü altı var. O benden tabii ki daha iyi bilecektir ama ben ondan narenciyi daha iyi bileceğim. Onun sorununu ben anlatacağım. Biberinin sorununu Demre Ziraat Odası anlatacak. Basının sorununu da Atilla Bey anlatacak. Ben bilemem ki.
Evet. Herkesin. Yani bu şartlar da bizim değerlendirirken, ben de Türkçe'yi eleştirirken bunu bir şekilde eleştirmedik. Efendim işte bahçesini sattı, yapıyor. Ne yapması ya? Ben bu pandeminin içinde dahi diğer odalar odayı kapattığı halde ben Filika Ziraat Odası'nı kapatmadım ve personelimi her gün sabah 10'dan akşam 4'e kadar, gerektiğinde akşam 7'ye kadar görev yaptırıyorum. Ve kendim de başında duruyorum. Hangi gün gelmişler de odada Ziraat Odası Başkanı'nı bulamamışlar? Veya alo demişler de hangisinin telefonuna bakmamış? Evet. Bak da eleştirdiler. Eleştiren sonunda da söylediklerim de var. Yani yine sizin dediğiniz gibi hani adam portakalcı, sebzeci değil ki diyenler var mesela. Aynı şey. Sonra aynı şey. Cevap verdiniz başkanım. Aidatları topluyor, ver çiftçi belgesini, öde borcunu. Ne iş olur çiftçiyle? Para gelsin, gerisi umurumda. Şimdi onu da söyleyeyim. Şimdi artık sistem Ankara'ya bağlandığı için. Şimdi eskiden işte aidatı biz belgeyi alıyorduk da 3 ay sonra veriyorduk, 5 ay sonra veriyorduk, 1 yıl sonra veriyorduk, 3 yıl sonra veriyorduk. Bu şekilde Ziraat Odaları'nda bir sistem artık yok. Bilgiyi bilgisayara yükleyeceksin. Aidatını yaptığını bilgisayarda görecek, karşılığında belgen gelecek. Ha ben sana belge veriyorsam onun parasını cebimden yatıracaktır Ali Sarı şu an. Evet. Yatırmadığı sürece o belgeyi o bilgisayar vermez. Evet. Çünkü genel merkezin emri vardır, aidat toplanacaktır. Bir tane arkadaşım yazmış orada, kırılmış da değil. Beni diyor evlilere için benim belgemi vermediler. O gün ben belki odada yokmuşumdur, o seti cebimden koyar verirdim. Onu geçelim, bir paket sigaraya 20 lira veriyorsun, bir yıl boyunca Ziraat Odası'na kaydoluyorsun. Tarım Bağ Kurumu'na giriyorsun benim sayemde, bir afet kurumunda yardım ediyorum. Size bir şey söyleyebilir miyim Atilla Bey? Evet. Ben görev süremde her afatta kendiniz biliyorsunuz yakın hemde, hepsi de tamamında Ankara'ya gitmedim mi? Evet. Bakanlığa gitmedim abi. Evet. Benim dönemimde Finike'ye 5000 TL bir, 3000 TL şey, milyon çiftçiye yardım gelmedim abi. Evet. Yıllık 18 bin lira gariban çiftçimin serasına hortum attı diye üzerine örtü vermedim. İsim vermeyeceğim burada. Şimdi Asürk'te. Özellikle Asürk kesiminde. Evet. Bu tarım da biliyordur. Yanlış hatırlamıyorum Asürk. Evet. Evet. Gariban ailede örtü olarak yardımcı olduk. Evet. Odanın geliri buyken ben bu kadar yardım edebiliyorum. Benim odamın 1 trilyon geliri olsaydı da ben onlara daha fazla yardım etseydim. Evet. Başkanım burada görüyorum ben. Ziraat Odası'nın bir Facebook hesabı var mı? Var. Ziraat Odası adına bir Facebook sayfası açsa başkan yazanlar var. Burada yorum sayfamız var, girsinler baksınlar. Ziraat Odası'na Facebook hesabı var yani. İtibare getirilebilir. Ve aktif zaten. Şu anda aktif o sayfamız var. Onlar girmemişler. Evet, şu anda eleştiriler bu yönde Sayın Başkan. Yani çiftçiye destek olmayacak, son makamda ne iş var tarzından da ağır eleştiriler var. Şu soruyu sorayım başkanım. Burada bir soru sorayım ben size. Buyurun. Ya şimdi bak bir muhtarlık seçim oluyor. Şimdi adam ne vaat edeceğini şaşırıyoruz. Ya muhtarın tamam şimdi bütçesi yok, bir yerde yetkisi muhtar. İşte yani alacak sorunları belediyeye iletecek, kaymakamlığa iletecek, resmi kurumlarla güzel ilişkiler kuracak. Ya ne vaat edecek? Şimdi sizin de yetkiniz, burada şimdi ne yapabileceğiniz başkanım şimdi mesela. Dedim yani ben gün boyu dedim bak takip ediyorum. Yani üzüldüm. Yani doğruyu söyleyeyim. Yani bir mücadele vermezsen yarın ben çıkar yazardım bunu. Dedim ki Ziraat Odası Başkanı böyle bir durum var. Müdahale etmez. Müdahale etmiyor. Arıyorum da cevap da vermiyor. Umursamaz bir tavır içindesin. Ben bunu yazacağımı biliyorsun değil mi? Bak, evet. Bak bu şüphe var mı bundan? Yok hiç şüphe var. Bak yıllardır ya arkadaşız. Yazacağına eminim, yazarsın, biliyorum. Yani kesinlikle yazacağım. Benim zaten o ama şey bugün verilen ben mücadeleyi, bak mücadeleyi biliyorum. Yakından takip ediyorum şeyde. Yani bu akşamki gelişme böyle bir şeyden dolayı sıcak bir şey oldu. Yoksa biz önceden planladığımız bir şey değil. Evet. Yani baktığınız zaman. Şimdi Atilla Bey, benim şöyle bir huyum vardır. Evet. Ben kendi işimde de olsa gözümle görmediğim işi olmuş saymam. Evet. Şimdi biz buradan oda başkanları olarak karşı falan ortak Nazik Başkanımız, Koordinasyon Başkanı valideye göndermişiz. Ondan cevap bekliyoruz. En az 10 kez telefon açmışım. Telefon devamlı çalıyor ama sessiz de Vali Bey'in yanında. Çünkü toplantı saat 6.30'da bitti. Toplantıdan sonra ondan bilgi alıp feste yayınlayacağım. İşte sen pazarı kurulacak veya kurulmuyor veya şu olacak bu olacak. Ya bir beklemeyi bilmiyor ki vatandaşım saat benim çiftim saat 12'de yazıyor. Nerede? Şimdi bir ayrı konu da diyor ki oradan, mesela diyorlar, dekan ayrı biz 18 kişilik meclis üyesiyiz. Halden sorumlu benim meclis üyem var. Halden sorumlu benim meclis üyem var.
Gitmiyor musun abi? Gidiyorum ara sıra. Ama benim haddim 24 saat. Şöyle yapmak. Demek ki şurada 24 saat. Yani bir de biraz daha çok gitmek lazım. Tamam şimdi yani. Ben de diyorum ki orada benim görevli meclis üyem var. Musa Gezer. Evet. Kalp komisyonunda fiyat belirleme komisyonunda da görevli. Orada komisyon. Orada 24 saat Musa Gezer benim temsilcimdir. Evet. O bana ne bilgi verirse ben ona göre alabilirim. Tamam. Yani burada biz görevlendirmişiz. Görev bölümü yapmışız yönetim kurulunda. Musa'yı da vermişim kalp için görevli. Zaten kendisi de kalıyor orada. Evet. Kardeşim gidin bir de Musa'yla görüşün. Evet. Bir şey varsa Musa da bana dönsün. Veya benim hatır koyduğum içinde samimi arkadaşlarım var yazalım. Ya benim telefonum 24 saat açık kardeşim. Sen bu Feyze yazacaksın, ara başkan ne oldu de. Tabii, elin dilini kırmış. De ki başkan ne oldu, bizim durumumuz bu alemde ne yapıyorsun de ben de sana izah edeyim. Bunu Feyze yazın. Şey kampanya yapmanın alemi yok ki. Veya başka bir hak niyetlemiyorum beni karalamak için. Başkanım, gelen eleştirilerden birkaç tane daha söyleyeyim isterseniz. Söyleyin abi. Esnaf ve çiftçinin aidatlarıyla 5 yıldız otellerde toplantı adı altında saltanat sürdüler diye ağır bir eleştiri var burada benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi, otellerde böyle toplantı adı altında size ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz her ay bir ilçede 12 odaydık. Aksiki kapandığı için 11 oda olduk. 11 oda her ay bir ilçede toplanılır. O ilçedeki, o ekip toplantının konusu gündemi şudur. İlçedeki sorunlar. Bu sorunlar tek tek oda başkanları tarafından koordinasyon başkanına aktarılır. Bunlar dosyalanır. Ankara'ya genel başkana gönderilir. Genel başkan bunun içindeki konuları alır, Tarım Bakanı'na iletir. Öyle biz 5 yıldızlı otelde falan veya şurada burada öyle bir şey yok. Her odanın kendi salonunda günübirlik gidip günübirlik toplantı yapılır. Ve ben diyorum ki 10 yıldır her ay kaçta başlamışsak Gazibaşı'da sonlanmak zorunda. Korkuyerisi Elmalısı'da dahil olmak üzere. Bu toplantıların hepsine ben kendi aracımla ve kendi akaryakıtımla gitmiş adamım. Herhangi bir otelde toplantı varsa da otel ücretini cebinden ödemiş adamım. Gelsinler zırhalı dostuna baksınlar. Bir tane fotoğrafı bulursa karşıma çıkarsınlar. Şu otelde başkan kaldı veya şu misafirini ağırladı odaya. Fotoğraf getir. Gelin bakın sabahleyin göstereyim. Ben otelde kaldı yattık diyen varsa gelsin. Öyle bir durumda ben buradan Fransa'ya gitmişim onun parasını bile Finike Belediyesi ödemiş. Ödemem demişim. Ben çiftçinin bir kuruşunu yemem yedirmem. Bu benim tek prensibimdir. Babamın da vasiyetidir. Ne zaman gittiniz şey, Fransa'ya başkan? Fransa'ya Osman Saroğlu döneminde bu meyveden süslemeler yaptığımız Seydins'te incelemeye gittik. Oradan onu aldık. Fuar için bir hafta 5 günlük kaymakam beraber. Festival öncesi. Festival öncesi. Ama ya bir şeydi. Git gezmeye tozmaya gitmedik. Hayır hayır. Yani orada da burada bu güzel bir festival. O festivalden öyle. Oradan al festivaliydi. Evet. Ama o festivalde de güzel oldu. Evet, bunu burada uygulamak için oraya o festival izlemeye gittik. Güzel bir festival oldu. Evet. Ondan sonrası yani onun dışında da benim bir yurt dışına gitmiştim veya Ziraat Odası döneminde bir yere gitmişliğim yoktur. Ha, bunun dışında Ankara'ya gittim, genel merkeze çok gittim. Hem de çiftçi için gittim. Kışın ayazında da gittim, yazın sıcağında da gittim. Ziraat Odası'nın parasıyla değil, çiftçinin işini halletmeye kendi paramla gittim. Aksini iddia eden basa gelsin. Sabahleyin odaya açacağım 9'da, bütün makbuzları gider defterimin de önüne koyacağım. Sayın, yani Sayın Başkan. Benim için genel başkanından ihtar yemiş adam. Evet. Maaşını alacaksın, bağışlayacaksın diye. Daha sonra aldım, maaşım hesabıma yattı. Onu da oraya koydum. Az önce dedim ya, lirayı vermediği için belge vermedi denen çiftçilere ben olduğum sürece verdiğim belgenin parasını ben cebimden ödedim. Sayın Demirparmak, biraz da bugünkü yaşananlar hakkında konuşalım. Ziraat Odası'nın sorunlarından ziyade, izleyicilerimiz de o şekilde yorum yapıyorlar. Ziraat Odası'nın sorunlarından ziyade bugünkü yaşananlardan konuşalım. Yani bugün yaşananlar... Bugünkü yaşananlarla ilgili diyorsunuz. Şimdi bekliyoruz, beklemedeyiz. Bütün milletvekillerimizi aradık, genel başkanımız Tarım Bakanı ile görüştü. Onlar hepsi bunu Cumhurbaşkanımıza iletecekler. En kısa zamanda semt pazarlarının açılıp evet. Aynı az önce anlattığım gibi yani. Başkanım yani şöyle bir şey var. Bu sanki Finike'nin, Kumluca'nın falan sorunu gibi gözüküyor, öyle değil. Hayır. Bu Türkiye'nin sorunu. Abi şu anda Türkiye'nin sorunu. Şimdi. Yani bakıyorsun yani bu Zebze buradan çıkacak ki bu Zebze Hakkari'ye de gidecek. Tekirdağ'a da gidecek. Şimdi bizde Zebze ile ilgili sorunumuz var. Mersin içine gidiyorsun, limonla ilgili sorun var pazarda. Şeye gidiyorsun, soğanın patatesin sorunu var Adana'da. Tamam. Şimdi sorun bir tane değil. Bu pazarların kapanması demek, Türkiye genelindeki
5,5 milyon çiftçinin sorunu demek. Pazarların açılması demek. Pazarcılar mı hocam? Evet. Pazarcılar var, tüketiciler var. Bir de tüketici var. Tüketici de marketler zincirine mecbur mu kalacak? Ya burada şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi pandemi şu şekilde söyleyeyim. Pandemi kapalı bir alanda mı daha etkilidir? Açık alanda mı etkilidir? Muhakkak kapalı. Açık alanda biz de diyoruz ki sen pazarda çocuk veriyorsun. Evet. Sen pazarda açık alanda diyoruz ya. Yani pazarda aynı anda 150 tane tezgah açmayan. 30 tane burada açalım. Ertesi gün 30 açalım. Yani hafta boyu açalım. Başkanım bunun planlaması yapılamamış, yapılmamış. Şimdi, tamam burada bir anlayışlar. Bu kadar bir sebebi, bak ben size söyleyeyim. Doğruya doğru söylemek lazım. Tamam ya, bak biz de dedik oldu. Bu kapanmaya tamam. Ama bu plansızlığa bakın ben size söyleyeyim. Bunların hesabını biz yapmayacağız. Devlet yönetenler yapmak zorunda. Şimdi ben de diyorum ki Atık abi şöyle söyleyeyim. Sözünü keser misin? Estağfurullah. Yani bunun sorumluluğu ziraat odalarının değil. Bu pazarların kapanmasının, 17 gün yasak gelmesinin, pandeminin gelmesinin sorumlusu bizler miyiz? Değilsiniz. Niye bizler suçlanıyoruz? Türkiye genelinde ziraat odaları suçlanıyor. Evet. Bizim suçumuz ne? Şimdi Cumhurbaşkanlığından çıkmış, kurulundan çıkmış, 17 gün gelmiş. Biz diyoruz ki bunu esnetelim. Yoksa çiftçi ölecek. Çok zor şartlarda bugüne kadar geldiler. Pandemi döneminde bu kadar fedakarlı gitti benim çiftçim. Karşılığı bu mu oldu? Evet. 17 gün yasak oldu benim çiftçime. Evet. Şimdi bu ürünü biz ne yapacağız? Bir de şöyle bir şey. Bu ürün pazar olmadığı zaman nasıl gidecek? Başkanım bir de sıcaklar bastı, ürün çoğaldı. Evet, ürün çoğaldı. Öyle ürünün dayanma süreci de azaldı. Azaldı, doğru söylüyorsun. Yani kış döneminde bir patlıcanı bir hafta burada koyarsın belki var ama şimdi bu patlıcanı bir günde veya bu domatesi bir günde yumuşadığını göreceksin. Evet. Şimdi bu şartlarda tam çiftçinin ürününün çoğaldığı zaman, para kazanacağı zaman sen 17 gün yasak koyarsan, tabii çiftçi de bunun sorumluluğunu ziraat olsa yüklerse ben ne yapayım ki kardeşim? Yarını bekliyorum. İnşallah yarın bu semt pazarları ile ilgili olumlu bir sonuç çıkar. Tabii Mevlüt Bey de görüştü, Atay Bey telefonla görüştüler. Şimdi bir an önce bu işi hızlandırmak için zaten kendisi de yurt dışına gitti. Gitmeden önce de Cumhurbaşkanımızla görüştüğünü söyledi Atay Bey. İşte artık yarın için bir sonuç bekliyoruz ama evet. Olumlu mu olur, olumsuz mu olur onu bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de zaten Facebook'a falan sonuçlanmadı diye yazmıyoruz. Yani biz her yaptığımız ya bugün eğer sizden de haberi almak için benim bir yani, de şu özelliğim var ki, ben öyle sosyal medyada günlük tık 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 yazanlardan değilim. Evet. İcra biter, bu iş çözülür, yazarız. Hayırlısıyla semt pazarlarımız açılıyor, çiftçimize hayırlı olsun. Evet, ben günlük Face'te yazan birisi değilim, yazmam da. Evet. Başkanım ama biraz daha aktif olmanızı istiyor izleyiciler. Neyim de aktif? Ziraat Odası'nın Facebook hesabı olabilir, kişisel şahsi hesabımız olabilir. Biraz adamımızın Facebook hesabı var, tekrar söylüyorum. Aktif değil, yazanlar çok. Aktif. Niye aktif değilmiş ki? Açsınlar baksınlar günlük olayların hepsi yazıyor. Yarın da bu olayın Ziraat Odası'nın Facebook sayfasından izleyebilirsiniz. Yarın saat 10'da yükleriz. Sonuç neyse. Açtıramadık veya pazarlarımız açılıyor evet. Diye müjde haberi veririz. Yarın olumlu ve olumsuz beklediğimiz bir haber var yani. Var bekliyoruz evet. Yani. Evet. Ve Ziraat Odası Facebook üzerinden açıklaması yapılacak. Yok ben kendi Facebook'tan da açıklama yapacağım. Ziraat Odası'nın sitesinden de yapacağım. Evet. Oradan da yaparız. Çünkü biz bilgilendirme bizim şeyimiz. Mesela şimdi ben buradan söylüyorum. Evet. Çiftçilerimizin tekrar bizi aramasına gerek yok. Çocuklarıyla beraber evinden bahçesine, çiftçilik belgesine gidebilirler. Hiçbir kolluk kuvveti ona ceza yazamaz. Yazarlarsa benim telefon numaram bellidir 0532-716-6851. Kartım da vardır, takvimimde de vardır. Ararlar ben o kolluk kuvvetiyle görüşürüm. Başkanım ben evet. Olumlu bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum. Neden İnşallah. Biliyor musunuz? Çünkü bu kadar baskı, bu kadar zepse, yani bu kaç gün, bir gün değil, iki gün değil, yani bir 15 günlük falan daha bir süre var, bu vatandaş perişan olur. Yani 15 size... gün demek çiftçinin zaten şu anda en fazla ürün kestiği zaman. Tabii. Yani şimdi hava ısındığı zaman ürün çok daha fazla verir. Evet başkanım. Kış döneminde ısıtmayla elde ediyoruz daha maliyet öyle ama şimdi yaz döneminde artık ürün daha fazla olacağı için, şimdi mesela fiyat normal de olsa, tonaj fazla olduğu için çiftçim kazanabilecek evet, evet. Ama o yolu tıkadılar. Evet. Yani tıkandı, evet. Yani tıkadılar demeyelim. Pandemiden dolayı Allah tarafından gelmiş bir şey için bizim yapabileceğimiz bir şey önce sağlık. Evet. Tabii çiftçim ne kadar mal, canın yongası deseler de önce sağlık geliyor bir yerde. Keşke görüyoruz gözümüzün önünde evet. Kaç tane arkadaşımız annesi bilmem neyi.
İsmail Meclis üyemizin de annesi Koran'ın. Evet. Şimdi bir yerde önce can dememiz gerekiyor. Biz de onlara uymak zorundayız. Yani çok bu kararları biz alıyor değiliz. Veya bu kararları biz yazıyor değiliz. Evet, bizim evet, görevimiz yazılan karara uymak. Ha, bize uymadığı yerde de tabii itirazlarımızı yapacağız. Genel başkan nezdinde yapacağız. Vekiller nezdinde yapacağız. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Yani bu konuda arkadaşlarımızın Trabzonlusu'na, ben değil, özellikle Demre Trabzonlusu Başkanım, Kars Trabzonlusu Başkanım, Kumca Trabzonlusu Başkanım da aynı benim şekilde yoğun bir baskının altında bugün. Onlarla da az önce görüştüm. Onlar da yani içinde bu görevi istifa edip bir daha yapmayacağım diyen arkadaşlarım bile. Böyle artık bıktık diyorlar yani. Anladım. O anladım. Yani onun için bizleri de görev yapıyor düşünsünler. Ya. Yani biz art niyetli olarak burada, yani sen zengin ağa çocuğusun da niçin var Trabzonlusu'nda da işte ağadan yaparsan şu olur. Öyle değil. İçinde bu hizmet aşkı varsa. Ben burada 11 yıl önce siz biliyorsunuz. Geçen dönem altın tepsiyle nelerin sunulduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Bana neler teklif edildiğini bir de kabul ettin mi abi? Evet, evet. Ben dedim benim işim çiftçilik, benim işim ziraat. Evet. Tabii ben bir naylon seradaki yıldıkçı kadar da bilmem. Bırak bayrağı şeyin sahibini, benim yıldıkçım ziraat mühendisleri ayarımdadır. Yani onlar kadar serayı bilmem ama narenciyi sıfırdan şeyine kadar bilirim, içinde büyümüş. Evet hocam. Her türlü hastalığın her şeyi. Konu anlaşıldı başkanım. Evet hocam. Yarını bekleyeceğiz. Yarını bekleyeceğiz. Bir de şey var, bir de kısaca şu sizi bulmuşken burada şu Ziraat Odası Türkiye'nin en iyi odalarından biri olarak gösterildi, yapmış olduğunuz bina. Şu şey var, zeytin fidanı dağıtıyorsunuz, tavuk dağıtıyorsun. Tavuklardan ne kadar para kazanıyorsunuz? Şimdi önce şöyle gelelim Hakkı Bey. Benim evet, hayatta tek prensibim vardır. Evet. Yaptığım işin en iyisini yapmak isterim. Tamam. Ve bu yapmış olduğum Finike Ziraat Odası 2013-2014 yılı Türkiye birincisi seçilmiştir. Evet. Finike'de olmayan bir toplantı salonunu Finike'ye kazandırmış. Evet, şu anda bir toplantı salonu evet, yok. Finike'de yok, bende var. Yere bütün kurumları da herkese de açıktır. Evet. Üst katında bir düğün salonum vardır. Ücreti 2000-3000 TL değil, 200 liradır. Evet. Sadece temizlik parası ve ceylan parasıdır bu. Evet. Alınan. Evet. Gariban olandan da alınmamıştır. Gel temizliğini yap demişizdir. Bu şekilde çiftçilerimiz de vardır içinde. Evet. Dinleyenler, izleyenler biliyordur. Evet. Bunun dışında, şimdi toplantı salonumuz var, şeyimiz var. Düğün salonumuz var üstte, idarete. Evet. Bunları yapmışız, bu sıra odasının bir durum. Şimdi gelelim ikinci konu. Şimdi Antalya bölgesinde 11 tane odayız. Tamam. 11 ziraat odasının içinde bir başında hangi oda çiftçisine hediye veriyor? Bir tane göstereyim onu. Değil mi? Şu oda hediye veriyor. Siz de veriyorsunuz. Ben 2014 yılından bu binanın borcunu ödedikten sonra mont verdim. Çizme verdim. Zeytin fidanı verdim. Tüm üyelere veriyorsunuz. İlk aidatını yatıran 3000 üyeme verdim. Çünkü bütçem ona yetiyordu. Aidatı hem aidatı toplamak için önceki zamanlarda, evet, o zaman yasa yok deme parayı al diye ilk başladığımızda. Şimdi mecburen parayı ödeyin, almadan belge veremedim, siz zaten toplamaya aidat da. O zamanlar hem odayı size verdirmek hem de bir şeyler çiftçiye vermek. Kötü mü ettim 60 bin tane zeytin fidanı dağıtmakla Finike'ye? 60 bin tane mi? 60 bin tane fidan dağıtmış. Peki kaç paraya verdiniz en son verdiğiniz? Şimdi söyleyeyim. Evet. Aidatını yatıran çiftçime ilk gün 3 tane, daha sonra yıllar ikişer tane. Evet. Zeytin fidanı hediye ettim, parasız. Tamam. Almak isteyen, büyük alan dikecek olan çiftçime. Tamam. Adam dedi ki ben 500 tane fidan dikeceğim, 10 dönüm yer dikeceğim. Tamam. Fidancılarda 15 TL olan zeytin fidanını 6 TL'den, 7 TL'den geldiği paradan verdim. 1 lira kere almam. Evet. Gelsinler, fotoğraflarını da göstereyim, hepsini göstereyim. Ya bu ben bunları getirip, evet, bu çiftçime dağıtmasaydım, fidancılar kaç paraya alacaklardı? Şu anda kaç para? 20 TL. Zeytin fidanı. Ben 7 TL'ye veriyordum. Evet. 6.75'e alıyordum, 7 TL'ye veriyordum. Nakliyesiyle beraber. Faturaları da odadadır. Evet. Kötü mü ettik? İyi yapmışsın. 14 liraya 15 liraya mı alsalardı? Evet. Yani zeytin fidanı. Gelelim ikinci yorum. Tavuk. Tavuk. Pazar yerinde, cuma günü pazarda en düşük tavuk 60-70 lira. Evet. Biz bir ütü olarak getirdik, 3 haftada yumurtlayacak şekilde. Evet. Getirip oralarla anlaştık. Başladık 22 liradan beri. Kaç senedir tavuk dağıtıyorsun? 3 yıldır dağıtıyoruz. 22 liradan başladık. En son sattığım tavuk 30 liradan verdim. Kaç bin tavuk verdiniz? Aşağı yukarı tahminim hemen 25 bin civarında. Ya tavuk benim dikkatimi çeken bir şey var.
Bugün de hatta ben... Orada mesela şöyle, şöyle sözü keserek hemen tamamlayayım. Orada yazıyor birisi Facebook'ta, tavuk satar, zeytin filanı satar evet. diyor. Kardeşim, çiftçi istiyor, ben getiriyorum. Ben istemeden getiriyorum. Bana sayı, rakam yazdırıyorlar orada, arıyorlar. Ve bugün de arayan vardı, ne zaman tavuk gelecek diye. Dün de arayan vardı, ne zaman tavuk getirecek. Ya ben yazıyorum, limit 500 bin varsa, oluyorsa, arıyorum Elazığ'ı, Konya'yı. En ucuz, en sağlıklı nerede olursa bu oradan getiriyorum. Tamam. E çiftçime veriyorum, kötü mü ediyorum? İyi diyorsun başkanım. Şey diyeceğim, ben dikkatimi çeken bir şey. Bilmiyorum, siz de fark ediyor musunuz? Pazar yerlerinde falan ne kadar şu köy yumurtası olayı o kadar bolardı ki aklıma şu geldi. Ya dedim herhalde bu satılan tavukların evet. şeyini alıyoruz biz bak evet. şimdi. Yani bakıyorsun evet. Vatandaş köy yumurtası yiyor bak şimdi. Bugün de aldım ben hatta bak şimdi. Akşam üzeri köy yumurtası nereden? Köylerden işte. İşte sen, yerlerden insan geliyor satılıyor. Ben bu böyle bolardı herhalde. Yani benim ilçemin içindeki köylerinden tutun buraya kadar. Evet. Ne kadar kayıt diyemezse kayıt dışı olan çiftçi olmayanı da verdim ben. O da parasını aldım verdim. Evet. Sizi görüp şey yap. Yani burada amacımız ne? Çiftçi hiç olmasa yem parasını çıkartır ya. Evet. Yumurta satar yem parasını çıkartır. Veya bir çocuğuna bir şey yapın. Bir gelir kaynağı olur. Evet. Şimdi gelecek önümüzdeki 100 yılın ürünü zeytin. Evet. Niye evet. 60 bin zeytin dağıttık? Evet. İmkanımız olursa kafamızda bir zeytinyağı fabrikası kurma projesi de vardı ama o iptal oldu başkanım. Yok iptal olmadı. İnşallah gelirlerimiz biraz daha artar ki. Nereye kurmayı düşünüyorsunuz? Öyle yani o, benim köylerim yukarıda olduğu için Kapıçay mıntıkasında veya onun beri taraflarında bir yerde. Köylere yakın olan bir semtte bir iki dönüm yer alıp bir fabrika kurma hesabımız var ama tabii ki gelir düşünce biz de arada kaldık. Bir şey yapamıyoruz. Evet. Yani ilk başladığımız gibi 2012 yılındaki gelirim gibi şu anda 350-400 milyar gelirim olsa şimdi oraya zeytinyağı fabrikasında yapardım. O odanın altındaki iki tane koymuş olduğum ilaç gübre payıydı. Şimdi 10 kez açardım. Ama 220 milyar gelir olan bir odanın 180 milyar gideri varsa 40 milyarla ne yapabilirim ben? Veya benim yerime başkan olarak gelecek olan şahıs ne yapabilir? Zor. Bir de bizim odamızda gelir sayfası vardır, gider sayfası yoktur defterde. Bir de gider sayfasının olduğunu düşünürseniz bu 220 milyar değilmez. Evet. Yarın tutup odanın arabasını satmam gerekir. Yarın bu binayı ipotek edip bankadan para çekmem gerekir. Evet. Benim hangi şartlar altında bu odayı yönettiğimi biliyorlar mı? Evet. Ne kadar emek verdiğimi biliyorlar mı? Evet. Gecenin saat 1'ine kadar düğün bitecek pandemiden önce. 12.30'a kadar hangi başkan gelir de bekler? Siz beklersiniz başkanım. Biz 12.30'a kadar burada düğün salonu bitsin. O düğün salonunu kilitleyelim. Evet. İçeride bir malzememiz kaybolmasın, ışığını söndürelim, erteleyelim, şey yapalım, saat 1'de eve gelelim. Evet. Bu kadar fedakarlıktan sonra bu kadar eleştiri hak ediyor muyum ben sizce? Başkanım, yani, olumlu eleştiriler de var bu arada, onlardan da okuyalım. Okuyun tabii, birilerim olumlu. Yani Ernest Ballon'un tanıtımında emeğinizin çok olduğu söyleniyor. Ya onun gelen dışında durumda... şunu söyleyebilirim, antiparantez madem. Ya biz buraya emekli kesimden bir, Türkiye'de bir ilk olsun istedim. Yerliler dediler ki emekli kesim, dediler ki biz bir musiki grubu kurmak istiyoruz. Başkanım biz de salonda çalışabiliriz. Tamam. Bize işte 8 tane mikrofon, ayaklı, şu bu gerek. Tamam dedim ben odada size kuru şarj atmam. Ben size cebimden veriyorum. Siz bir kez rahat olası. Bu siki grubu olarak başlayın. Yalnız size bir ricam var. Yılda iki kez çiftçime konser istiyorum. Tamam. Bir bahar konseri, bir yaz konseri. Ve yaptık pandemiden önce. Evet. Çok da güzel oldu. Güzel, ben de tabii. Bazıları dedi ki çiftçi bilmem işte müzik grubu istemiyor, ekmek istiyor. Yok kardeşim. Çiftçi eğlenmek de çiftçidir. Ben burada ücretsiz konser verdiriyorum. Ve Türkiye'de tek ve genel başkanından teşekkür almış. Böyle bir oluşum yaptığım için. Evet. Yani hangi oda yapmış? Şimdi pandemi biter Allah'ın izniyle. Tekrar yine başlatırız, yine devam ederiz. Evet. Yani kötü mü yani kendi müzik grubumuz, kendi arkadaşlarımızı söylemesi? Tabii. Çok da güzel oluyor, keyifli oluyor ya. Halil Başkan kendi parasını yiyemiyor, çoğu zaman masrafları cebinden ödeyen adamdır. Doğru diyor. Ve oldukça beğeni almış bu yorumda. Evet Halil Başkan Ziraat Odası'nın parasına tenezzül etmez. Bunu konuşmak biraz komik olur ama biraz daha aktif olmasını bekliyoruz. Sanırsam Facebook üzerinden daha aktif olmayı kastediyorlar. İşte başkanım senden Tarım Bakanı olur diyen kişiler de çok. Ve bir tane soru gelmiş başkanım. Halil Başkan'ın
AK Parti Antalya Milletvekilimiz Atay Uslu ile bir teması oldu mu yakın zamanda? Bugün görüştüm. Bugün görüştüm. Saat 3.30'da. Sık sık da görüşüyoruz. Devamlı görüşüyorum. Evet. Aydın Bey ile de devamlı görüşüyorum. Kemal Çelik ile de devamlı görüşüyorum. Milletvekilleriyle devamlı 3 güne bir 4 güne bir görüşüyorum. Kim kimin sorunuyla ilgili konuşurum. Akşam yanımı sıkıntıları ararım. Kendilerine arasında sorusuna görüşüyor mu görüşmüyor mu? Evet, gözler yarınki karardı o zaman. Şimdi mesela bugün saat 4.30'da Aydın Bey'i arayabilir CHP'de arkadaşlarımız. Aydın Bey'le görüşmüş bugün, kendine sorabilir. AKP'li arkadaşları da şeye sorabilir, Atay Bey'e sorabilirler. Evet. Veya Kemal Bey'i tanıyan varsa ona sorabilirler. Evet. Ki benim siyasi bir görüşüm de yoktur. Zira odasında başkan olduğum sürece hiçbir çiftçime sen sağcısın, sen solcusun diye ayrım yapmam. Bana oy vermeyen işini de en önce yaparım. Benim prensibim budur. Yıllarca ben 15 yılda Turuncu Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım. 30 yılda Turuncu Spor'un başkanlığını, hem kaptanlığını yaptım. Belde başkanlığı yaptım. Geldim 10 yıldır Zira Odası'na başkanlık yaptım. Bugüne kadar hiçbir kimseye hak niye düşündüğümü veya bu süre zarfında hiçbir kimsenin kalbini kırmış mı? Varsa bir tanesi yazsın Facebook. Yok, aksine güzel yorumlar var. Görevini en iyi şekilde yaptığı gibi aynı apartmanda komşuluk yaptım. Adam gibi adamdır, insanlığı ve yardımseverliğiyle. Ya yardımseverlik Allah'la kulun arasındadır. Yani biz herkese yardım ederiz. Onun sahilin verdiği soruya görmemek şartıyla yapılır bizde yardım. Onu gelip burada açıklamayız da yani. Biz nelere yardım ediyoruz ama burada kimse bilmez. Kimsenin gururunu da incitemeyiz. Evet, Sayın Demirparmak, izleyicilerimiz en yakın zamanda milletvekillerimiz de bu programda konuk edersiniz. Şöyle bir şey var. dün ben işte Nail Dürgeroğlu başkanımız buradan çıktı. Kaan Osman Saroğlu başkanımıza, Mustafa Geyikçi başkanımıza sert eleştirilerde bulundu. Evet. Tabii Sayın Saroğlu'yla telefonda görüştük biz. Ramazan ayında değil, Ramazan ayından sonra kendisinin konuğumuz olacağını söyledi. Atay Bey'le de görüştüm. Dedi ki o pandemi döneminde çok şey bulmuyoruz. Yani etik olmuyor bizim açımızdan. Öyle partimizin böyle bir şeyi var. Bayramdan sonra bir uygun bir zamanda o da misafirimiz olacak. Çarşamba günü Kumluca Belediye eski önceki dönem başkanımız Sayın Hüsamettin Çetinkaya benim dostum. Evet. Benim davetimi kırmadı. Saat 20 o kadar hassas böyle yol kağıdı alıyor. Öyle gelecek yolda ayıp olmasın arkadaşlar efendim o kadar da bu işe hassasiyet gösteriyor. Saat 21.30'da çarşamba günü Kumluca eski belediye başkanımız Sayın Hüsamettin Çetinkaya ile Kumluca'nın dününü, bugününü, yarınını konuşacağız. Cuma günü de CHP Antalya Milletvekilimiz Sayın Aydın Özer saat 21.30'da konuğumuz olacak. O da bana söylediği şey, ben de kendisini yıllardır, 20 senenin üzerindedir tanırım. Ta belediye başkanlığı döneminden tanırım. Adaylığından beri takip ediyorum. Bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. İnsanları rencide etmek. Biz de buradan zaten asla birilerini rencide etmek değil maksadımız. Her şeyi medeni insanlar gibi konuşalım, tartışalım. Bakın bugün Halil Bey geldi. Merak edilen soruları cevaplandırdı. Bence çok olumlu oldu. Evet. Çok da güzel oldu. Bak şimdi yani insanlar ilgileniyor, ilgilenmiyor falan konusunda. Ya artık konuşma zamanımız. Geleceğiz. Burada bir şey yok. İnsanlar fikirlerini, görüşlerini, eleştirilerini dile getirecekler. Biz Antalya ATV olarak her geçen gün güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sadece dediğimiz gibi sadece bu bölge değil, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı bu bölgelerimizden konuklarımız olacak. Her tarafa hitap edeceğiz. Haber ağımızı daha genişleteceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler. Herkese iyi akşamlar dilerim. Başkanım. Evet, Sayın Sarıçobanoğlu. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben olarak şunu söyleyeyim. Bizi izleyen çiftçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türklerin Türklük Bayramı kutlu olsun diyorum. Evet. 3 Mayıs Türkçe. Evet, biz de kutluyoruz. Kutlu olsun diyorum. Şunu çiftçimiz iyi bilsin. Hiçbir zaman sahipsiz değildir. Ben bu görevde kaldığım sürece sonuna kadar onların yanındayım. Onlarla beraberim. Onlar yalnız değildir. Arkalarında benim gibi başkanları vardır. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, tekrardan bilgilendirme yapalım. 5 Mayıs çarşamba günü saatler 21.30'u gösterdiğinde Kumluca eski belediye başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya,
7 Mayıs Cuma günü saatler 21.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Aydın Özer canlı yayın konuğumuz olacak efendim. Bugün de canlı yayın konuğumuz Finike Ziraat Odası Başkanı Sayın Halil Sarıçobanoğlu'ydu. Gazeteci Atilla Demirparmağ'ın sorularını yanıtladı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.